Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Demirci'de muhtarlarla buluştu. Yapılan yatırımların ve taleplerin konuşulduğu muhtarlar toplantısında Başkan Ergün'ü Demirci Muhtarlar Derneği Başkanı Nurullah Emekli çiçeklerle karşıladı. Düşler Diyarı Düğün Salonu'nda gerçekleşen muhtarlar toplantısına Demirci'nin 101 mahallesinden 80 mahalle muhtarı katıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e, Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gencoğlu, Ülke Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban, Demirci Muhtarlar Derneği Başkanı Nurullah Emekli, MHP İlçe Başkanı Ümit Kan Yılmaz, İlçe Ocak Başkanı Samet Sönmez, MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Muradiye Korkmaz, daire başkanları, belediye meclis üyeleriyle mahalle muhtarları eşlik etti. Bizim ruhu şeriflerine hediye ediyoruz, haberdar eyle ya Rabbi. Başkan Ergün, Demirci'de görev yapan mahalle muhtarlarına hitaben yaptığı konuşmasına hasretle, sevgiyle sizleri kucaklıyorum ifadeleriyle başladı. Ardından Başkan Cengiz Ergün, MASKİ'nin yapmış olduğu yatırımları anlattı. Öncelikle hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hasretle, sevgiyle sizleri kucaklıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Biz gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışma ilkesini kendimize uygun gördük. Altyapıdır. Gözle görülmez, oy gelmez kaygısı gütmedik. Çocuklarımız, hemşerilerimiz temiz su içsin, sağlıklı altyapıya kavuşsun istedik. 7.676.000 lira yatırımla 48 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon hattı çektik. 2.122.000 liralık yatırımla ilçe merkezindeki Yağmur Mahallesi'nde yağmur suyu hatlarının deplase edilmesini sağladık. Yaklaşık 1,5 milyon lira bedelle 36 adet içme suyu deposu ve 17 adet terfi binasının bakım oranımı gerçekleştirildi. 827.000 liranın üzerinde bedelle 16 adet içme suyu sondajı açtık. 390.000 lira kaynakla içme suyu depolarında tam otomatik klor cihazı ve şamandıra sistemi montajıyla düzenli klorlama sistemi teminlerini sağladık depolarımızda. 1.700.000 lira bedelle 58.108 metre kısmi içme suyu şebeke, terfi ve isale hattı çalışmaları yapıldı. 439.000 liraya kompozit sıfırdan yeni depo imalatı yapıldı. 118.000 lira bedelle 5 mahallemizde de içme suyu arıtma tesislerinin İçme suyu arıtma tesislerinin bakım onarımını gerçekleştirdik. Yaklaşık 4.800.000 lira kaynak harcayarak, yani 5 milyona yakın bir kaynak, 28.119 metre kısmi kanalizasyon hattı ve yağmur suyu hattı döşedik. 745.000 lira bedelle muhtelif mahallelerimizdeki içme suyu depolarında elektrik trafosu, hidrofor, motopomp ve dalgıç pompalarının yenilenmesiyle ilgili jeneratör ve ışık kulesi teminlerini gerçekleştirdik. Başkan Ergün, MASKİ tarafından yapılan yatırımların toplam bedelini 35 milyon lira olarak gösterdi. Bu saydığım çalışmaların parasal karşılığı ne kadar biliyor musunuz? Tamı tamına 35.087.000 lira. Yani eski parayla 35 trilyonun üzerinde bir rakamı, 35 trilyon bir rakamı Demirci'mizin altyapısına ve üst yapısına harcamışız. İyi de yapmışız. Helali hoş olsun diyorum.
Konuşmasına Büyükşehir'in yaptığı yatırımları anlatarak devam eden Başkan Cengiz Ergün, Demirci genelinde 2015 yılından bu yana canla başla çalıştıklarını belirtti. Her ilçemize öncelikle Gıda Bankası sözünü vermiştim. Demirci'de tam 342 gerçek ihtiyaç sahibinin sofrasına ulaşıyoruz. Yoksulun yanında muhtacın hizmetinde anlayışıyla bu güzel hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Gençlerimiz ve çocuklarımız için bugün başarısını %98,25'e çıkarmış olan MABEM kurslarımızı 17 ilçemizde de hayata geçirdik. İlimiz genelinde başlattığımız toplu ulaşımda dönüşüm çalışmalarımızda yepyeni kameralı, engelli erişimine uygun, kartlı sistemli ve klimalı modern araçları Demirci'mizde de faaliyete aldık. Muazzam bir asfalt ve parke taşı döşeme çalışması yürüttük. Demirci'mizde 313.280 metrekare şu ana kadar parke taşı döşendi. Sizleri bu ilçemizde yaşayan tüm hemşehrilerimizi böylelikle yazın toz topraktan, kışın çamur deryasından kurtarmaya çalıştık. Demirci'mizin genelinde 2015 yılından bu yana yepyeni yollar ve sorumluluk alanımızda bulunan yolların asfaltlanması noktasında canla başla çalışmaya çalıştık. Şu ana kadar tamı tamına Demirci'ye asfalt için harcadığımız para 25 milyon lira yatırım yapmışız. Bitirdiğimiz işleri söylüyorum, yapacağımızı söylemiyorum. Şu ana kadar 203 kilometre asfaltlama yapmışız. 1 milyon 104 bin lira bedelle Demirci otogarında güzel bir yenileme çalışması yaptık Büyükşehir olduktan sonra. 700.500 lira bedelle Menderes caddemize prestij kattık. Modern yol düzenlemesi, yeşillendirmesi, bordürü ve aydınlatmasıyla ilçemizin merkezine şıkır şıkır bir caddeyi kazandırmış olduk. Güle güle kullanılsın. 245 bin liralık yatırımla Demirci merkezine yepyeni bir itfaiye merkezi kazandırdık. Cenab-ı Allah kullanmayı nasip etmesin diyeceğim ama son yıllarda ne yazık ki ilçemiz yangınlar konusunda oldukça talihsiz vakalar yaşadı. Allah beterinden korusun inşallah diyorum. 800 bin lira yatırımla yeni gazilane binasını da yeni ilçemize kazandırdık. Bunlar tamamladığımız projeler. Yaklaşık 700 bin lira kaynak ayırdığımız Küpeler Camii'ndeki restorasyon çalışmalarımız da şu anda hızlı bir şekilde devam ediyor. İşler acısı durumda kalan bu camimizin restorasyonunu aslına uygun yaparak ihalesi yapıldı, başladı. Ha belki hava şartlarından dolayı gecikme var mıdır, yok mudur bilemiyorum. Muhtarım bilgi verirse sevinirim. Yeniden Allah nasip ederse ibadete bu camimizi kazandıracağız. 484.685 liralık yatırımla tam 25 çiftçimize %75'i bizim hibemiz olan seraları kazandırdık. 2017 yılında da 18.144 adet zeytin fidanı dağıtımını gerçekleştirdik. 2016 yılında 812 adet, 2017 yılında da 1092 adet badem fidanı dağıtımı yapıldı. Arıcılığın geliştirilmesi ve bal üretimine katkı sağlamak amacıyla 27 üreticimize 250 adet ana arı dağıtımı yapıldı. Yalnızca mezarlık hizmetleri için şu ana kadar 719.500 liranın üzerinde bir yatırım yapıldı Demirci'mize. Ölüsüne saygısı olmayanın dirisine de saygısı olmaz anlayışıyla bu hizmetleri yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Başkan Ergün, Demirci'ye yapılan toplam yatırımın 40 milyonu büyük şehrin olmak üzere 75 milyon lirayı bulduğunu söyledi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin demircimize yaptığı yatırım tam 40 milyon lira. Maskenin yaptıkları bunun dışında. Onu da ekleyelim. Manisa Büyükşehir ve Maskenin demircimize yapmış olduğu yatırım 75 milyon liraya ulaştı. Eski parayla 75 trilyon lira. Hiçbir ayrım yapmadan sadece Manisa sevgisiyle, demirci sevgisiyle her yere plan ve programlarımız dahilinde ulaşmaya çalıştık. Yeri geldi yollarınız kazıldı. Yeri geldi yaptığımız çalışmalarımız nedeniyle sularınız kesildi. Öncelikle verdiğimiz rahatsızlık nedeniyle bir özür borcumuz var. Çünkü çok şükür bugün sorunlarının birçoğunu Büyükşehir ile aşmış, 75 trilyonun üzerinde yatırım almış bir demirci görmüş olmanın mutluluğu ve huzuruyla karşınızdayız. Biz adaletli bir şekilde, hakkaniyetli bir şekilde Allah'ın adaletine inanarak bu hizmetleri 17 ilçemizde eşit bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bunun buradan bilinmesini istiyorum. Çalmadan, çırpmadan, yetim hakkı yemeden Manisa'mıza ve demircimize bu güzel hizmetleri verdik. Helali hoş olsun. Güle güle kullanın. Konuşmanın ardından Küpeler Mahalle Muhtarı Osman İzci, Başkan Ergün'e dokuma halı hediye etti. Muhtar İzci, mahallede gerçekleştirilen altyapı ve üst yapı çalışmalarıyla 700 yıllık Küpeler Camii'ndeki restorasyon çalışmaları nedeniyle teşekkürlerini iletti. Demirci Mahalle muhtarlarının taleplerini, isteklerini dinleyen ve istişarelerde bulunan Başkan Cengiz Ergün, hatıra fotoğrafı çekimlerinin ardından programı sonlandırdı.